Yunda'da nereye gidiyordun sen? Çok güzel bir şey söyledin. Yunda'daki okul var ya, okul. Hesaplı okul mu? İki yerde kaldık. Bir, şimdi yıkım haline dönüşmüş bina var. Despotun evi denilen şey. Evet, evet, evet. Eski yetimhane. Ya biz orada kaldık. Güzel. Efendim, sonra staj yapma dönemi oluştu. Bize köy enstitüsünde önce Savaştepe'nin içindeki okullarda deneyimli öğretmenlerin derslerini dinlettiler. Sonra da köylere gruplar halinde bizi gönderdiler. İki ay köyde ilkokulda öğretmenlik. Yine de efendim sınıf öğretmenlerinin gözetiminde yaptırıldı. Ondan sonra da Balıkesir'in içinde ve çevre ilçelerdeki değişik okullarda ders dinlemeye ve ders anlatmaya yönlendirdiler. Ayvalık Cunda'da da o Cunda'daki ne okulun adı? Nuri Zaplı var mı? Nuri bir taneydi o. O okulda efendim gündüz ders dinledik. Geceleyin de battaniyelerimizi serip orada yattık. Böyle bir dönemimiz geçti. Bu bizim dönem. Kaç yıllarında okudunuz? Ben 51-52, 57-58'de de mezun oldum. Şunu sorabilir miyim? Herhalde erkek ağırlıklı anlattınız bunu. Kız öğrenciler de var mıydı? Kız öğrencilere köy enstitüsünde mesela ne gibi çalışmalar yaptırırlardı onlara? Şimdi bak, ilk başta kız öğrenciler ile beraber başlıyor. Ama tepki görüyor, kız öğrenciler Bolu Kız Öğretmen Okulu'na gönderiliyor. Bizim gittiğimizde tümüyle erkekti köy enstitüsü. Daha sonraları biz 4'e 5'e geçtiğimiz zaman Leyli Kız Öğrenciler şeyiyle. O ne demek? Gündüz geliyor, akşam Savaştepe'ye dönen grup vardı. Şunu sormaya çalışıyorum. Siz dediniz yani badana yapıyoruz, boya yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Evet. Hani günlük işleri öğretiyorlardı. İğne vurmayı filan. Evet. Hani kızlara neleri öğretiyorlardı? Kızlar 7-8 tane kız anca geliyordu. Onlarla ilgili fazla bir şey görmedik. Bir program yoktu yok yani. Yok. Onlar gündüz gelip akşama dönüyor geriye. Biz 24 saat orada olduğumuz için bizim gece de toplantıya alıyorlardı. Mütalaa saati deyip belli öğretmenlerin gözetiminde en küçük bir nahoş harekette cezalandırılıyorduk. Müzik eğitimi veriliyor muydu? Müzik eğitimi veriliyordu. Herkes mandolin çalan, keman çalan ama bunu çok ilerleten arkadaşlarımız da vardı. Vardı. Peki sizin döneminiz köy enstitüleri dönemi mi yoksa öğretmen? Biz Savaştepe bildiğim kadarıyla köy enstitüsünden sonra öğretmen okulunda. Tabii. İkisini beraber yaşadım ben. İkisini beraber. Evet. Yani hem köy enstitüleri dönemini yaşadınız. 1953 yılıydı. Köy enstitüleri kapatıldı. Kapıdaki büyük Savaştepe köy enstitüsü yazan levha indiği zaman bütün öğrenci arkadaşlar ağlamıştık orada biz. Üzüntüden. Çünkü bizim bir tek amacımız vardı. Köy enstitüsü adı altında öğretmen olarak gitmek istiyordum. Ama ondan sonraki devrede o köy enstitüsünün getirdiği eğitim sistemiyle devam etti gitti. Biz ayrıldıktan sonra tamamen öğretmen okulu şeyi uygulamaya geçti. Bu söylediğiniz o zaman efendim yani beceriler kalktı. Kalkmadı bak. 55'te de biz yine aynı sistem devam etti. 57-58'e kadar biz mezun olasıya kadar hep devam etti. Sonraları? Bir lafa değişti kapıdaki lafa. O arada da Hindistan'dan bir inceleme heyeti geldi bizim köy enstitüsüne. Bunlar 2-3 ay bizim derslere girdiler. Efendim bütün takip ettiler her şeyi. Gittikleri zaman orada, Hindistan'da da